9. Sınıf Tarih Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 283 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Tarih Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 283 Irak Selçuklu Sultanı Mesud'un Arran valiliğine tayin ettiği Şemseddin İldeniz, onun ölümünden 1157 sonra çıkan taht kavgalarında desteklediği Arslan Şah'ı tahta çıkarmaya muvaffak olmuştu. Arslan Şah da minnettar olduğu İldeniz'e Atabekki Azam unvanını verdi. Bu suretle Azerbaycan bölgesinde İldenizliler veya Azerbaycan Atabeyleri denilen bir başka atabeylik ortaya çıktı. Selçukluların Fars hakimi Melikşah'ın atabeyi olan Muzafferüddin Sungur, Salgurlular denilen ve 1148-1286 yılları arasında İran'ın Fars bölgesinde hüküm süren atabeyliği kurdu. Büyük Selçuklular ve Suriye Selçuklularının yanı sıra atabeylik müessesesi Kirman, Irak ve Anadolu Selçuklularında da görülmektedir. 1. Atabey ve atabeylik kavramını açıklayınız. Cevap Atabey, Selçuklu sultanlarının erkek çocukları olan meliklerin devlet yönetiminde tecrübe kazanmaları için onları eğiten ve yetiştiren yüksek dereceli devlet görevlilerine verilen addır. Atabeylik, Selçuklular da meliklerin devlet yönetiminde tecrübe kazanmaları amacıyla atabeyler eşliğinde eyaletlere gönderilmesiyle birlikte ortaya çıkan sisteme atabeylik müessesesi denir. Merkezi otoritenin güç kaybetmesiyle birlikte atabeyler bulundukları bölgelerde bağımsızlıklarını ilan ederek küçük devletler kurmuşlardır. Kurulan bu küçük devletlere verilen addır. 2. Atabeylik müessesesinin Selçuklu Devleti'ne olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir? Açıklayınız. Cevap Olumlu etkileri, Atabeylik müessesesi sayesinde melik denilen şehzadeler devlet yönetiminde deneyim sahibi olmuşlar ve devletin başına geçtiklerinde devleti bu edindikleri tecrübeyle daha iyi yönetmişlerdir. Bu durum Selçuklu Devleti'nin güçlü bir devlet olmasında önemli bir etkiye sahiptir. Olumsuz etkileri, Atabeyler doğrudan Selçuklu Sultanı'na bağlı olup bulundukları bölgelerde onların nobi sıfatıyla adeta yarı bağımsız bir hükümdar gibi hareket etmişlerdir. Merkezi otoritenin güçlü olduğu dönemlerde atabeyler bağımsızlık yolunda açıkça faaliyette bulunamamışlar. Ancak devlet otoritesinin zayıflamasıyla atabeylerin birçoğu nobi bulundukları şehzadelerin yerine kendi adlarına hakimiyetlerini icra etmeye başlamışlardır. Böylece bir takım atabeylikler kurulmuştur. Bu durum Selçuklu Devleti'nin parçalanmasının ve kısa ömürlü olmasının sebebi olmuştur. 3. Selçuklu Devleti'nin zayıflamasıyla bağımsızlık kazanan atabeylikler hangileridir? Kuruldukları bölgeler ve kurucularıyla birlikte yazınız. Cevap Börüler, Şam Atabeyliği, Zahirüddin Tutegin tarafından Şam bölgesinde kuruldu. Zengiler, Musul Atabeyliği, İndüddin Zengi Bey, Aksungur tarafından Musul bölgesinde kuruldu. İldenizliler, Azerbaycan Atabeyliği, Şemseddin İldeniz tarafından Azerbaycan bölgesinde kuruldu. Salgurlular, Fars Atabeyliği, Muzafferüddin Sungur tarafından İran bölgesinde kuruldu. 9. Sınıf Tarih Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 283 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.